Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. IQ Option Türkiye'ye kayıt alıyor arkadaşlar. Bu hatayı, bu yanlışı düzeltmek için bu videoyu çekiyorum değerli arkadaşlar. Daha önce ben yazı yazdım Türkiye'ye kayıt almıyor mu diye. Buradan bir yetkili arkadaş Ayşem Baratova bir mail göndermiş 5 Temmuz'da. Bugün 29 Temmuz. Özgür Bey merhaba. Son 2 gündür yatırımcılardan aynı sorunu alıyoruz. Bizim platformda kayıt kapandı mı diye. Ve bu sorular sizin yanlış haber ile yaptığınız videodan sonra başladı. Neden yanlış haberler yayıyorsunuz diye. Halbuki ben orada sadece soru sordum. Acaba almıyor mu diye. Trafik ve kayıt aynı değil demiş. Trafik reklam için kullanılıyor. Ve evet. Reklam yani yok. Reklam yapılmıyor Türkiye'ye. Türkiye için mevcut değil ama hizmetimiz yani yatırım ve hizmetler Türkiye'ye her zamanki gibi sunuyoruz ve tüm müşteriler paralarını çekiyorlar. Lütfen şu yalan haberle. Yalan değil de yanlış haberde olan videoyu kaldırın yoksa tüm takipçilerinizi kaybedeceksiniz. Onlar gerçeği öğrenci demiş Ayşen Hanım. Ben de kaldırdım zaten o videoyu az evvel. Ben de kendisine teşekkür ettim, anladım dedim. Bu şekilde Türkçe bir cevapla bunu öğrenmiş olduk. Benim sizden ricam bunu hani girip bakmanız gerçekten kayıt alıyor gerçekten. Bakın bakalım kayıt alıyor mu almıyor mu? Çünkü bana defalarca mailler geliyor. Daha önceden herkes parasını rahatlıkla çekebiliyor ve yatırımlarını yapabiliyor ile ilgili. Son zamanlarda böyle bir şey vardı. Ben yanlış anlamıştım. Trafik sadece almıyor. Trafik yani reklam yapılamıyor dışarıdan. Firma yapamıyor reklamını. Ama hizmetler devam ediyor. Yani aynı şekilde yatırımlar, kayıtlar, para çekimler, platform açık ve herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Bu yanlışı düzeltmek istedim arkadaşlar. Bunu da bu Ayşen arkadaşa çok teşekkür ediyorum bu açıklaması için, bu maili için. Ticarete geçti. Size verdiğim linkten lütfen demo hizmetini açın, deneyin. Kayıt alınıyor arkadaşlar. Ben de yaptığım yanlışı düzeltiyorum. iCoption Türkiye çalışıyor. Hizmetlerini yapıyor ve çok da iyi hizmetleri var. Ben dileyenlere kanıtlarını da sunarım. Her zaman ödemelerini zamanda yapan bir firma. Ve çok güçlü bir firma olduğunu biliyorum arkadaşlar. Verdiğim linkten demoyu açıp bunu inceleyebiliyorsunuz. Bu firmada bakalım demo açılabiliyor mu? Lütfen şeyin altına da bırakın diye söylüyorum. Hazır gelmişken bir iki de yatırım yapalım. Şunu bir anlatayım tekrar. Burada ne var acaba? Destek ekibinden haber gelmiş. Onu zaten sizinle paylaştım. Bu tip bir takım benim çalışmalarım var. Şuradan göstereyim nasıl yaptığımızı. Mesela şu şekilde ayarlayıp şu yatırımı yapabiliyoruz örneğin. Gerçek hesap açma kısmı. Onu bahsedeyim. Şimdi yatırım yapmayayım. Daha sonra videolar çekerim. Evet, Türkiye'ye kayıt alıyor. IQ Option Türkiye'ye kayıt alıyor arkadaşlar. Bir problem yok. Sadece trafik almıyor. Yani dışarıdan şirket veya başka bireysel kişiler reklamını yapamıyor. Reklam trafiği yok. Yalnız hizmet trafiği var. Yani demo açılabilir, para yatırılabilir ve işlemler yapılabilir. Bunlarla ilgili birçok benim videom var. Birçok benim bunlarla ilgili strateji geliştirdim. Onları videonun altından indirebilirsiniz. Bakın gerçek hesabı aç dediğimiz zaman böyle bir şey çıkıyor. Ödemeler için Mastercard seçeneği var. Skrill var yine burada. Ben şu Skrill ve Mastercard seçeneğini kullanıyorum. Yani bir şey ödeme yapacağım zaman. Neteller de kullanıyorum açıkçası. 50 liraya yatırım başlanabiliyor. Bu ne? 100 lira. Ha. 50 lirayla yatırım başlanabiliyor. Ve ödemeye geçtiğiniz zaman kredi kartınız çıkıyor. Buraya kartınızın numarasını her neyse yazıyorsunuz her neyse numarasını, geçerlik süresini yazıyorsunuz. Adınızı yazıyorsunuz ve arka sayfadaki CVV kodunu yazıyorsunuz. CVC kodunu. Merak etmeyin, bütün veriler güvenli bir şekilde şifreleniyor. Daha bugüne kadar hiçbir ben problem olduğunu duymadım. Kaç yıldır bu işin içindeyim. Yani Forex firmalarında kredi kartınızın sizin izniniz dahi haricinde kullanılmasını ben hiç daha duymadım. Tabii ki hani sunduğum firmaları kullanmaya gayret edin. Tabii yüzlerce binlerce firma var.
Bu firmalardan bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Ödeme diyorsunuz ve yatırım başlamış oluyor. Platformda arkadaşlar bazı seçenekler var. İkililer var. Bu şekilde trendleri görebilirsiniz. 5 dakikadaki değişimleri. Yukarı trend, yukarı trend, yukarı trend, yukarı trend ve aşağı trend olarak. Örneğin 60 saniyedeki kısa vadeler. Diyelim açtınız. Şuradan tutarınızı belirliyorsunuz. 1 lirayı kabul etmiyorsanız deneyelim. Hayır. 2 lirayı kabul ediyor mu? 2 lirayı kabul ediyor. Şöyle bir tane örnek olarak açmış olalım. Bu demo hizmetidir. Size de 1000 lira sağlayacaktır demo. Türk lirasıyla da yatırım yapılabiliyor görüldüğü üzere. Değerli arkadaşlar, şuradan da fiyatı, yani yatıracağınız miktarı artırıp azaltabilirsiniz. Bunun dışında şurada açık pozisyonlarınızı yaptığınız zaman görebilirsiniz. Açık pozisyon gözüküyor. Ticaret geçmişinizi bugüne kadar yaptığınızı burada görebiliyorsunuz. Ortak konuşmalar burada. Sohbet. Türkçe sohbet bakın var. Bunu kullanabilirsiniz. Tabii ne zaman kullanabiliyorsunuz? Bakiyenizi eklediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar Türkçe sohbeti. İki kişi onlaymış. Onlarla sohbet edebilirsiniz. Tabii ki depozit yatırdıktan sonra demo hizmetinde bu kullanılmıyor. Piyasa haberleri burada var. Gelişmeler. Yani gayet oturaklı bir firma olduğunu söylüyorum ve şu an için biliyoruz ki artık mailden de okuduk. Arkadaşın temsilcinin mailinden yatırım Türkiye'ye var ve hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar ödemelerini alıyorlar diye. Sizden verdiğim linkten demoyu açıp lütfen bir deneyin bakalım arkadaşlar. Demo hizmeti açılıyor mu? Kayıt alınıyor mu? Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.